Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı cumalar dileğiyle bugünkü yarış programı gündüz Bursa yarışları, akşam da İstanbul olmak üzere iki tane yerli yarışımız var. Sizler kanalıma hoş geldiniz diyerek bugün kanalımızdaki yarışlara hemen hızlıca başlayalım arkadaşlar. Ben bugün 7 koşulu bir yarış programıyla karşınızda. İlk koşu şartlı bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 7'li plasa ayağımız başlıyor. Burada ben gerek orijini gerek idman durumuna göre ben burada 4 numaralı jackpot'u biraz bu gruptan daha şanslı gördüm. Ben 7'li plasa için size önereceğim ilk safkan, yani tek olarak önereceğim safkan 4 numara jackpot olacak arkadaşlar. Bugün ikinci koşuda itibaren de 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Bursa'da bugün 7 koşulu yarış vardı. O yüzden fazla koşu olmayınca bir 7'li piyasa bir 6'lı Ganyan'la bugün yorumlarımızı yapacağız. İkinci koşuda Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda biraz zorlu bir yarış var burada arkadaşlar. Ben sizlere burada önereceğim ilk safkanlar sırasıyla 5 numara Goldmark. Bu safkanın gerçekten totosuna baktığımız zaman son 6 yarışı hep sürekli tabela içerisinde. Bir tane güzel bir birinciliği de mevcut. İyi bir formu var. Ben bu güzel formuyla yine iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ben ilk şanslı olarak bu 5 numara Gold Mark'ı sizlere öneriyorum. 1 numara Crazy Cheeks. Çetin Taş idaresinde koşacak olan bu safkan son 2 yarışında gerçekten önemli bir form grafiği yükselmesi yaşıyor. Biraz ağır kilo olmasına rağmen ben bugün çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Güzel hazırlıklarla bu yarış katılıyor. O yüzden 1 numara Crazy Chicky yazalım arkadaşlar. 4 numara Cap Down. Mustafa Çiçek idaresinde koşacak olan bu safkan. Bu safkanın da gayet güzel bir formu var. Counter Rail'ler gene 2 yaşlılıkta pek fazla iyi tay vermedi ama 3 ve yukarı yaşlılarda gerçekten iyi taylar vermeye başladı. Adından söz ettirmeye başladı bu safkan. Şimdi de çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. İyi hazırlıklarla geldi bu yarışa. Bu da aradığı birinciliğe kavuşmaya bir adım da olsa yaklaşacak. Ben bugün şanslı gördüğüm için bu 4 numara Kaptan'ı da sizlere öneriyorum. 2 numara Filipeli. Sürekli takibimdeki olan safkan son yarışında gerçekten çok hayal kırıklığı yarattı. Ama bu sizi yanıltmasın. Safkanın genel form durumu gayet iyi. Arada böyle bir form gerilemesi yapabiliyor. Bazen hedef yapmadıkları yarışlarda maalesef böyle gerilerde kalıyor. Sonra bir yarış sonra bir bakıyorsunuz fotoyu bulmuş. İşte bu da öyle bir yarışlardan birisini yapabilir bu 2 numara Filipeli. 3 numara Triket. Ben bu safkanın da formunu gayet iyi buluyorum. Bugün sürprize çok uygun bir durumu var. O yüzden ben sürpriz de olsa yazılmasından yanayım. Çünkü her an bir rakiplerin kötü koşması halinde devreye girecek olan bir safkandır. Orijin zaten harika bir orijini var. Bu Trivalleser artık söylemeye gerek yok. Çok iyi taylar veriyor. Bu Duygu Fatura ve Taş ekürlerinden yurt dışından ithal etmiş olduğu bu aygır gerçekten adını bayağı yukarılara getirdi. O yüzden bu safkanı da yazalım. Ve son olarak ben size önereceğim bir safkan 8 numara Falçata. Bu Falçata yaza yaza artık Falçata'mız kalmadı. Artık bir Falçata birilerini kesecek ama artık bugün o gün mü? İşte bunu sahada göreceğiz. Ama bu safkanın ben formunu çok beğeniyorum. Bakmayın şu son 2 yarışında kaybolduğuna. İnanın geldi mi pir gelecek. Yani bayağı bir oplatacak yani kuponları. O yüzden bu 8 numara Falçata'yı da yazıp bayağı bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Ben bu ayağı biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım. 6 safkanda. Ben sırasıyla 5 numara Goldmark, 1 numara Crazy Chick, 4 numaralı Cap Down, 2 numara Filiberi, 3 numaralı Triket ve 8 numara Falçata olarak sizlere bu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci ayına geldiğimizde şartlı 3-4 yaşlı Arapların 1500 metrelik çim koşusunda ben burada size sunacağım ilk safkan 5 numara Haber Polat olacaktır. Bu Haber Polat gerçekten form grafiği oldukça iyi. Son yarışında güzel bir birincilik de elde etti. Aynı şekilde formunu devam ettiriyor. Ben bugün de etkili bir yarış bekliyorum. O yüzden sizlere favori olarak 5 numara Haber Polat'ı öneriyorum. 1 numara Esen Dağ. 61 kilo gibi biraz ağır da olsa bu grupta koşmasına rağmen
Ben genel form durumunu çok iyi buluyorum. Sinan Özen de etkili bir yarış çıkartmasını bekliyorum. Formu gayet normal. Yani çalışmaları iyi. Tatminkar işlerle hazırlanıyor. O yüzden ağır kilosuna rağmen bir numara Esen daha kuponlara bulunduralım arkadaşlar. İki numara Fırtına Toynak. Bu Safkan da son yarışını kazandı. Tolga Yıldız gibi Bursa'nın iyi jokeylerinden birisi üzerinde. O yüzden kuponlarda bulunduralım. Safkan zaten formu gayet tatminkar. Son yarışını güzel kazandı. 7 numaralı Singapur. Mustafa Çiçek idaresinde koşacak olan bu Safkan 2 ay civarında bir ara vermiş olmasına rağmen iyi hazırlıklara bu yarışa katılıyor. O yüzden ihmale gelmez Safkan. İyi durumunda yazalım arkadaşlar. Ve son olarak size önereceğim Safkan büyük ihtimalle bu bomba gibi bir şey çıkacak herhalde. 800 numara Jumbo. Ben çalışmalarını çok beğeniyorum bu Safkan'ın. Bu gün etkili bir yarış çıkarıp günün bombasını patlatabilir. 8 numara Jumbo. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bu Jumbo'suz oyun oynamayalım arkadaşlar. Sırasıyla 5 numara Haber Polat. 1 numara Esenda. 2 numara Fırtına Toynak. 7 numara Singapur. Ve 8 numara Jumbo olarak sizlere bu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Günün 3. ayına geldiğimizde şartlı bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusunda 0 kilometre tayların bir arada olduğu bu yarışta ben çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılan 8 numara Unknow Law Alice Karataş idaresine ben bu yarışı kazanacağını ve bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Hiç usta safkanlar gibi çalışmaları var. Zaten Halis Karataş da üzerine binince artık işi garantilediler. Yani bir aksilik olmadı. Tabii hiçbir şeyin garantisi yok da. Ama bugünün kazanması gereken en büyük aday 8 numara Unknow Law olacaktır. Burada zaten bu Atalay ekürüsüne ait koşuyor ama burada bir numara Beyond Dreams de Kurtlar ekürüsünde. Yani bu safkanlar normalde ağırdaş. Zaten antrenöre baktığınız zaman Orkun Özalcan'a o da aynı. Yani aynı, sadece bir isim değişikliği var. Halis Karataş zaten haklı olarak bu tayı tercih etti. Gerçekten kanatlığı da çok yüksek. Master Craftsman baba kanatı gerçekten iyi bir kanattı. Hep zaten genelde bunu yurt dışından iyi safkanları bulup aygırlık yaptırıp yani iyi taylarını buraya getiriyorlar. Yani Kurtlar Ekürüsü'nü ayrıca tebrik etmek lazım. İyi kanlarla gerçekten yarışlarımıza ayrı bir renk giriyor. O yüzden bu 8 numara banko benim arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde Grup 3 Yunus Emre koşusu günün en önemli koşusunda 1200 metre çim 3 ve yukarı İngilizlerin sürat yarışında benim size burada önereceğim ilk safkan ben bu mesafelerde çok etkili yarışını gördüğüm 5 numara Jettay benim favori safkanımdır. 6 numara Bay Milyoner son yarışını nedenli etkili koşup kazandığını herkes biliyor. Yine aynı stil sonlarda bindirme yaparak bu grubu geçmeye çalışacak. Ben Halis Karataş'la 6 numara My Billionaire'i ikinci safkan olarak sizlere öneriyorum. Ve son olarak size önereceğim safkan 9 numara Baba Fırat deyip bu ayağı bu şekilde size 3 safkan olarak öneriyorum. 5 numara Jettay, 6 numara My Billionaire ve 9 numara Baba Fırat olarak arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde satış 2-3 yaşlı Arapların 1400 metrelik çim kursunda ben burada ilk tuttuğum safkan 10 numaralı Ağaca Bey'i olacak arkadaşlar. 10 numara Ağaca Bey'i güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Ben ilk şansı olarak 10 numara Ağaca Bey'ini size öneriyorum. 6 numara Gamze Gül ekürü avantajıyla 2 numara Can Beşir Can'ın ekürü. Her iki safkanın da gayet form durumu gayet iyi. Ben bugün ikinci safkan olarak ekürleri tutuyorum. 6 numara Gamze Gül'ü. 9 numara Uçan Barfo. Bu safkan da 1 birinci, 4. 1. 6. Şimdi sıra birinciliğe geldi büyük ihtimalle. Bu Uçan Bey'in güzel tayı. Bugün de yine etkili yarış koşmasını bekliyorum. 4 numara Su Kaya. Bu kayaların ekürüsüz koşan safkanı Ethem Kaya üzerine koşuyor. Bir üçüncü bir altıncılık elde etti ama bugün gerçekten çok etkili koşmasını bekliyorum. Bu koşan efenin tayını 4 numara Su Kaya da kuponlara yazalım arkadaşlar. Ve son olarak 8 numara Harikulade. Geçen yarışında vermiştim. Üçüncülük elde etti. Bugün çim pistte daha etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. O yüzden bu Harikulade'yi 8 numarayı da yazalım. Bu ayağı bu şekilde kapatalım arkadaşlar. 10 numara Ağaca Bey, 6 numara Gamze Gül, 9 numaralı Uçan Barfo, 4 numara Su Kaya ve 8 numara Harikulade deyip bayağı bu şekilde geçelim. Geldik günün son ayağına arkadaşlar. Günün son ayağında
şartlı 3 dişlere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusunda ben burada 6 numara referans ve 5 numara Monta Tamara'yı eşi şanslı iki safkan olarak tutuyorum ve bu yarışın birincisi bence 6 numara referans ve 5 numara Monta Tamara'nın mücadelesinden çıkacaktır. Ben iki safkan olarak sizlere öneriyorum. 6 numara referans ve 5 numara Monta Tamara. Arkadaşlar benim bugünkü Bursa altılığım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildirimleri de açık tutarsanız benim videolarımı anında haberdar olursunuz. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Hayırlı cumalar dileğiyle, bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.